Konuşalım mı? Gerçi biz zaten böyle karşılıklı susarak da konuşuyor olmuyor muyuz? Bak, pilot. Hı. Aslında daha önce seninle buna benzer bir konuşma yapmıştık. Ama belli ki kendimi sana anlatamamışım. Duygu bak, ben şimdi... Lafımı kesme. Sen tam olarak ne iş yapıyorsun? Ben... biliyorsun ya işte benim ecza deposu var, işte senin eczanenin tam... Sakın bana yalan söyleme. Cinayeti azmettirme. Çatışma. Anladım ben seni. Geçmişin ve mesleğin temiz değil. Tamam, yani istemeden bazı işlere karışmış olabilirim. Ama bak Duygu, hayat bize seçme şansı vermedi. Anlıyorum. Neyse. Geçmişini daha fazla kurcalamak istemiyorum. Ve geçmişini bir kenara bırakıyorum. Ama bundan sonrası için senden bir söz istiyorum. Emret. Aferin. Eyvallah. Teşekkürler. O da şu. Hı. Eğer sana bir şans vermemi istiyorsan... artık silahla falan işin olsun istemiyorum. Yani her işinin yasal olmasını istiyorum. Duygu bak, ama sen şimdi bana... Ben söyleyeceğimi söyledim. Seçimini yap. Eğer terazinin bir kefesinde sen varsan... öteki tarafında ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sen nasıl istersen. Teşekkür ederim. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Bundan sonra sen artık benim için farklı birisin. Kendin için de yeni biri ol. Bak, emin ol hayat sana çok güzel yollar açacaktır. Seninle yürüyeceğim her yola hazırım ben, duygum benim. İstemem senden başka birini. Tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka birini. Tamamlıyoruz birbirimizi. Kusurumuz sevilmek, sevmek olursa kusursuz olmaz insan hayatı. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye. Gelinlik giymeyeceğim. Sevda, her şeyi kitabına uygun yapacağız demedik mi? Sen şimdi gelinlik giymezsen ben bunu insanlara nasıl izah ederim? O da senin sorunun. Beni ilgilendirmez. Bulursun söyleyecek bir şey. Gelinlik giymeyeceğim dedim. Peki. Nasıl istersen öyle olsun.
Çok şükür. Artık kızımıza layık bir düğün yapıyoruz Hayri. Çok şükür Köksal, çok şükür de. Aslında Uygar Bey'in amcası Samim Bey vefat etmeseydi... ...Uygar Bey daha böyle saraylarda yapardı bu düğünü. Yine de şansı yok ha benim kızımın. Hiçbir şey rast gitmiyor çocuğun. Ondan mı keyfi yok? Ay ne bileyim ben. Doğru düzgün anlatmıyor ki hiçbir şeyi. İnşallah mutlu olur ya. Ya bundan sonra benim kızım mutlu olsun istiyorum Hayriye. Her şeye sıfırdan başlasın. Unutsun her şeyi istiyorum. Ben de öyle istiyorum Köksal. İnşallah. İnşallah. Sinan nerede? Bilmem. Hazırlanıyordur herhalde. (gülüyor) 23:55. Ali hocamı neden arıyorsun? Eyvallah abi, sağ ol. Efendim? Ali abi, Sinan ben. Sinan, hayırdır? Abi acil görüşmemiz lazım. Neredesin? Anne. Pilot Bey seyahatten döndü. Ah, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz efendim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür, idare ediyoruz. Sizin bu seyahatler sık sık oluyor mu? Şeyden soruyorum. Yani yarın bir gün ev bark sahibi olursanız sıkıntı olmasın. Ya, bizde sıkıntı olmaz. Yani şimdi bekarım diye. Bir kuru baş yani. Her yere taşıyor insan. İleride bir yuva kurunca falan. Senin işin yok muydu? Ha. Vardı. Vardı, vardı tabii, vardı. İyi. Hadi git. Güle güle. Ha, ben gideyim o zaman. Doğru. Sonrasında bir yemek yer miyiz? Yersiniz. Tabii canım, niye yemeyesiniz yani? Zaten evde yemek yok, hiç yok. Biraz vardı, onu da baban yemiş. Biraz önce aradı, söyledi. Yersiniz. Anne. İyi o zaman. Ben seni ararım, gelir alırım. İyi günler efendim. Güle güle. Az kaldı, az lan. Dayan, dayan. Senin o kelleni bedeninden ayırmazsam beni de... Ya anne, sen niye benim yerime cevap veriyorsun? Kaç kere diyeceğim sana benim hayatıma karışma diye. Ne dedim şimdi ben Duygu, ha? Sen sadece bana sataşmak istiyorsun. Başka bir şey yok yani. Alın şu içeri getirin. Lan. Lan sabahtan beri seni gezdiriyorum. Seyahatimin de, romantizmimin de içine s***. Lan! Oğlum, ben sabahtan beri burada oturuyorum hangarda. Sen niye Duygu'ya gidiyorsun da bana gelmiyorsun lan? He? Kim öğretiyor oğlum size bunları? Kadına mı gücünüz yetiyor lan? Pilot. Ha. Nereden buldun bu iti? Nereden olacak?
yine namertlik peşinde koşuyordu. Pilot. Ha. Bak, beni öldürmezsen sana yardım ederim. Bağlantılarımın hepsini hizmetine veririm. Hızlı büyür, hızlı ilerlersin. En acıklısı da. Ne? Biliyor musun Vedat? Yardıma muhtaç birinin yardım teklif etmesi. Lan! Namert! Duygu! Duygu! Bu saatten sonra sana kimse yardım edemez. Ya bir konuşsaydık önce be kardeşim. İyi. Sen konuş. Ben geliyorum Vedat. Bu da ayrı bir manyak. Kaldırın şunu. Bence ablam hala seni seviyor abi. Kendi mi söyledi bunu? Hayır. O konuşmuyor, söyleyemiyor. Sakladığı bir şey var, anlatamıyor. Ama ben duydum abi. Ali beni affet diyordu. Ayrıldığına bin pişman abi. İsteyerek ayrılmadığı çok belli. Yoksa nikah gününde senin fotoğrafına bakıp niye ağlasın abi? Tamam oldu işte. Çok güzel oldun. Bak gelinlik giymedin ama peri kızı gibisin. Ama bu kadar asık suratlı peri kızı olmaz, değil mi? Biraz gülümsememiz lazım. Gelin. Kızlar. Son dakikalara yaklaşmak üzereyiz. Hazır mıyız? Biz size haber verelim Uygar Bey hazır olunca. Tamam. Bana bak, gülecek misin yoksa gıdıklayayım mı? Başver Tuğçe.
Evet, şahitlerimizi de alalım. Tuğçe Hanım ve Sarp Bey lütfen. Hoş geldiniz. Evet, evlenmek istediğinizi bize daha önce yazılı olarak bildirdiniz. Yaptığımız inceleme sonucunda evlenmenizde bir mani olmadığı görülmüştür. Şimdi bir kez de şahitler ve davetliler önünde bu isteğinizi bir kez daha beyan ederseniz evlenme akdinizi gerçekleştireceğim. Siz Sayın Sevda Eğilmez, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Uygar Sarıkaya'yı bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Size sordum. Sevda. Evet. Teşekkür ederim. Siz Sayın Uygar Sarıkaya, hiç kimsenin etkisi baskısı altında kalmadan kendi özgür hür iradenizle Sayın Sevda Eğilmez hanımefendiyi bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Efendim, sizler de bu mutluluğa şahitlik eder misiniz Tuğçe Hanım? Evet. Sarp Bey? Evet. İmzalar lütfen. Ali? Sevda, benimle geliyorsun. Ali, yapma lütfen. Sevda hiçbir yere gitmiyor. Sevda, benimle geliyorsun. Sevda hiçbir yere gitmiyor. Uygar, eğer bu evlilik senin Sevda'yı zorlaman tehdidinde olduysa geri dönerim ve bu defa canını alırım. Sevda. Sevda! Polis çağırın. Polis çağırın, sarın. Kalk. Ali, ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun beni böyle? Bana her şeyi anlatana kadar bu yolculuk sürecek Sevda. Anlatacak bir şey yok. Bak,
benden bir şey gizlediğini biliyorum. Ama bu bugün son bulacak. Bana her şeyi anlatacaksın. Niye anlamak istemiyorsun? Ben birbirimize göre olmadığımızı fark ettim. Senin dünyana girmem tamamen hataymış. Karşılaşmamız talihsizlikmiş. Neden kabul edemiyorsun? Benimle evlenir misin Sevda? Evet. 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 Böyle bir şey var anlatamıyor. Sen böyle bir şey var anlatamıyor. Ama ben duydum abi. Ali beni affet diyordu. İsteyerek ayrılmadı, çok belli. Yoksa nikah gününde senin fotoğrafına bakıp niye ağlasın abi? Yazık vallahi Ali Hoca'ya. Aslında o kız iyi birine benziyordu. Yani nasıl yaptı bunu hiç anlamadım. Ben de anlamadım. Ya bir derdi var. Sordum ama söylemedi. Herkesin bir derdi var. Sırf bir derdi var diye adamı kahretmenin anlamı ne? Terk etmek nedir yani? Bir de gidiyorsun, Uygar'la evleniyorsun. Olacak iş değil yani. Bence Ali Hoca bunu hiç hak etmedi. Bence de hak etmedi. Neyse. Biz kendi işimize bakalım değil mi? Neymiş bizim işimiz? Yani diyorum ki ne olacak bizim halimiz? Ne varmış bizim halimizde? Mesela her gece böyle eve gittiğimde bir soğuk, taş duvar. Halbuki evde biri olsa değil mi ama? Yani bir hayvan sahibi falan olabilirsin istersen. Yok yok. Öyle bir şey değil bu. Hani böyle yastığa kafamı koyduğumda sanki okyanusta boğuluyormuş gibi oluyor. Pilot bey, yeşil ışık yandığında ayağını aniden frenden çekip gazı kökleyenleri hiç sevmem. Hı? Ha tabii, tabii. Ben de hiç sevmem. Nefret ederim hatta. O ne canım öyle? Sanki çok önemli bir işin varmış gibi değil mi ama? Nerede kaldı bu yemekler ya? Bakar mısın? Anlaşıldı. Hani bu adam Sevda'dan vazgeçmişti Uygar? Ne oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama boşa kürek çekiyor. Sevda'yı benden kimse alamaz. Ayrıca bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Ali, bak yapma ne olursun. Bak bize ayrıldık. Böyle yaparak işleri yokuşa sürüyorsun. Niye anlamak istemiyorsun? Sevda. Gözlerimin içine bak. Ve bana beni sevmediğini söyle. Beni sevmediğini söyle. Seni bırakacağım.
Seda, kaçırma gözlerini benden. Hadi söyle. Tamam, intikal etmek üzereyiz. Hadi sarp, hadi. Polisleri gözden kaçırma, hadi. Söyle hadi. Cevap versene. O zaman Ali Hoca oğlunu Köksal'ın öldürdüğünü öğrenir. Öğrenirse ne yapar? Köksal'ı öldürür. Sonra da baban mezara Ali'de hapse gider. Söylesene Sevda, söylesene. Kıpırdama, teslim ol. Bu şahsın sizi zorla alıkoyduğu doğru mu? Hanımefendi, size soruyorum. Bu şahs sizi zorla mı alıkoyuyor? اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.